Ersin Hocam, az önce de bahsettik çocuklarımız üzerindeki bulaşıcı hastalıklardan. Peki biraz açacak olursak izleyenlerimize bu hastalıkla ilgili neler söyleyebiliriz? Evet, ilk başta biraz bahsetmiştik. Bulaşıcı hastalıklarda, çocuklarda bu mevsimde en çok viral hastalıklar görülüyor diye ishalle devam etmiştik ama onun haricinde döküntülü hastalıklar dediğimiz ateş ve vücutta kızarıklıklarla giden bir takım hastalıklar var. Hastalar aslında bunların çoğuna yatkınlar. İşte kızamık, kızamıkçık, 6. hastalık, 5. hastalık gibi, kızıl gibi bir takım döküntülü hastalıklar var. Bunlardan genellikle ateşle geliyorlar, kızamık için söyleyecek olursak. Burun akıntısı, nezle, grip gibi ve vücutta ateşten birkaç gün sonra işte döküntülerle geliyor. Yüzden başlayıp vücuda doğru devam eden, ayak topuğuna kadar ilerleyebilen, sadece el ayak tabanlarında döküntünün olmadığı, çilek gibi bir dil görüntüsü olan bir hastalıktır bu. Kızamık ise gözlerde konjonktivit dediğimiz kızarıklıklara sebep olur. Gözde batma hissine sebep olur. Ateş yüksek seyreder aşısız çocuklarda ve 40 derecelere kadar görülebilir. Çocuğun genel tablosunu bozan bir hastalıktır. Ve bu hastalık sadece semptomatik tedaviyle takip edilir. Ateş olduğu zaman ateş düşürücüler verilir ve diğer bulgularına yönelik semptomatik tedaviler yapılır. Ama tabii en önemlisi bu hastalığın da bir aşısının olmuş olması. Evet. Ülkemizde bu aşıyı biz 1 yaşındayken yapıyoruz. Bir de ilkokul döneminde 4-6 yaş dediğimiz dönemde ikinci bir dozunu yapıyoruz. Ve böylece ülkemize uzunca bir süre bu aşı hastalık bizde gözükmüyordu ama son dönemlerde tekrar görülmeye başladı. Bir başka döküntülü hastalık da kızamıkçıktır. Bu birazcık daha hafif seyrediyor. O da böyle ateşle başlıyor, burun akıntısı, nezle, grip, kırgınlık hali gibi. Bunun ateşi çok yüksek ateşler olmuyor. O da yüzden başlayan ateş düştükten sonra döküntü. Kulak arkasında lenf bezi dediğimiz küçük bezeler çıkması ve birkaç gün içerisinde de döküntü kendiliğinden düzeliyor. Bazen eklem ağrılarına sebep olabiliyor bu hastalık ve vücut direncini düşürdüğü zaman da işte öksürük şikayetleri, bronşit ya da çok ileriki tablolarda pneumoniye, zatürreye kadar da gidebiliyor. Bunun da aşısı var. Yine aynı kızamıkla beraber 1. yaşta ve 4-6 yaşında yapılıyor. 5. hastalıkta ateş çok yüksek seyrediyor, 40 derece. Genelde 4-6 yaş arası hastalığıdır ama her yaşta görülebilir. Ateşi düşünmek biraz zor olabiliyor. Bazen havale meyilli olan çocuklarda ateşli havaleye neden olabiliyor. Yanaklarda dayak yemiş bir görüntü oluyor. Kıpkırmızı böyle elma yanaklı çocuklar bir görüntüsü oluyor. Burada da en önemlisi ateşi kontrol altında alabilmek, hidrasyonu sağlamak, çocuğu dinlendirmek, sonra kendinden birkaç gün sonra düzeliyor. 6. hastalıkta ateşler yüksek seyredebiliyor. 3 ya da 5 gün çok yüksek ateş oluyor. Arkasından da ateş düştükten sonra vücutta küçük küçük silik tarzı döküntüler olabiliyor. Bir diğer hastalık, bunların hiçbirinde antibiyotik kullanılmıyor. Evet. Sadece ateş düşürücüler, dinlendirmek ve dediğim gibi semptomlara yönelik tedaviler uygulanıyor. Fakat bir başka döküntülü hastalık var. Bu da boğaz enfeksiyonuna sekonder ortaya çıkan bir döküntü. Kızıl bu hastalığın ismi de. Boğazda streptokok mikrobuna karşı ateş oluyor, çok yüksek ateş oluyor, boğaz ağrısı oluyor, boğazda beyaz kızarıklıklar oluyor bademciklerin üzerinde ve ateşle birlikte vücutta döküntüler olabiliyor, haşlanmış deriye benzer bir döküntü. Bazen ağrılar, eklem ağrıları özellikle ayak üzerine basamayacak kadar, yürümekte zorluğa sebep olacak kadar eklem ağrıları olabiliyor. Bunda yalnız diğerlerinden farklı olarak antibiyotik tedavisi kullanmak zorundayız. Başka türlü tedavisi mümkün değil, hatta tedavi edilmediği takdirde bu hastalık bazen eklem romatizması dediğimiz halk arasında ya da kalp romatizması, kalbe sebep etkileyen romatizmaya da sebep olabiliyor. Kızıl'a maalesef aşısı yok. Bu da okul çağı çocuklarda biraz daha sık görülüyor. Yakın temasla, damlacık yoluyla birbirlerine çok fazla bulaştırabiliyorlar. Soğuk havalarda aniden değişiklik olduğu durumlarda, yazın hijyeni iyi olmayan dondurma gibi yani soğuk bir şeyler yiyip içtiğimizde bu kızı denen hastalığı rastlayabiliyoruz.